yanımıza. Koş annenin yanına hadi. Annenin tamam. Bayan itiraz. Çocuktan sonra böyle oldu zaten. İsim neydi? Elva değil mi? Kardeşinin ne oldu? İlk vakanın görülmesiyle birlikte yaklaşık bir yılı arkamızda bıraktık. Vakaların ortaya çıkmasıyla ilk öngörümüz çocuklarda COVID-19'un hastalık yapmadığı şeklindeydi. Fakat ilerleyen zamanlarda ne yazık ki gördük ki çocuklarda da hastalık yapıyor. Hafif ya da hiç subklinik dediğimiz bize hiç klinik bulgu vermeden seyredebileceği gibi daha ağır vakaların da olduğunu görmeye başladık. İkinci dalgada özellikle ülkemizde ve dünyada gördüğümüz şuydu. Covid-19 geçirdikten 15 gün ve en fazla da 3 ay sonrasında çocuklarda MIS-C dediğimiz multisistemik inflamatuar sendrom, yani birçok sistemi tutan, enflamasyona sebep olan bir hastalık silsilesi gündemimize, tıp literatürüne girdi. Enfeksiyondan 15 gün sonra çocuklarda şiddetli karın ağrısı, ateş, vücutta döküntüler, ellerde ayaklarda soyulma, daha ağır vakalarda çarpıntıyla birlikte ateşin olduğunu saptadık. MIS-C dediğimiz bu durum özellikle dalgalanmaların seyrettiği tepe noktasında çocuklarda daha fazla görüldüğü saptandı. Kalp tutulumunun 3. dalgayla birlikte özellikle varyant virüslerle birlikte çocuklarda daha ağır seyrettiği, kalbide tuttuğu, MIS-C oranlarında artış olduğu, çocuklarda yoğun bakıma yatışların arttığı, özellikle İngiliz varyantının 0-9 yaş arası çocukları daha fazla etkilediği ne yazık ki yapılan araştırmalar sonucu ortaya kondu. Varyant virüs ve çocuklardaki etkileriyle ilgili ülkemizde tam olarak resmi bir rakam olmamakla birlikte yurt dışından yapılan çalışmalara şöyle bir göz gezdirdiğimizde İsveç'te %123 oranında 0-9 yaş aralığında bir artış saptanmış. Çoğunluğunun da bunların varyant virüslü olduğu saptanmış. Varyant virüslerle enfeksiyonun çocuklarda çok daha fazla olduğunu rahatça söyleyebiliriz. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çocuklar hastalığı hafif atlatır da artık söyleyemiyoruz ne yazık ki. Yine varyant virüslerin gündemimize girmesiyle birlikte çocukların hastalığı daha ağır atlattığı, hastalık geçtikten 15 gün sonra MIS-C dediğimiz durumun da varyant virüslerle birlikte daha sık görüldüğü saptanmış. Temmuz'da Hacettepe çocuk enfeksiyonunda 26 vakanın yattığı bildirilmişti. Ne yazık ki bu vakalardan 3 tanesi kaybedilmişti. Daha sonraki rakamlar tam olarak bildirilmedi.